Abdullah Bey merhaba. Merhaba. Yani Abdullah amca diyeyim, 85 yaşındasınız. Kızınız Emel Türkmen canlı yayında. Ben babama anneme çok düşkündüm bu olaya kadar. Onları böyle yani hiçbir evladı benim gibi değildi. Onlarlaydım yani iç içe. Benim burnumun dibinde benim baba bana. Baba ben sizinle yaşıyordum. Biliyorsun Celal da rahmetli olmuştu. Sizle kalıyordum. Yanı başımda bana yalan söylemişsin. Yani benim hakkımı diğerlerine kaçırdın babacığım. Konuş, ben sana söz hakkı veriyorum. Çok güceniyorum ben 9 aydır. Ben size çok düşkündüm. Bak 5 çocuğumun en düşkün babaya ben babacığım Esra Hanım. Peki Abdullah amcacığım. Abdullah amca. Sebep göstersin. Şimdi Emel diyor ki siz daha hayattayken kardeşler arasında bir dükkanınızı satıp onlara paylaşım yapmışsınız. Emel bu konuda ötelenmiş, ona hakkı verilmemiş. Niçin ben böyle bir olaya maruz kaldım? Niye bunu yaşadım? Kardeşlerim niye benimle bunu paylaşmadılar diye sitem ediyor. Esra Avukat ben, hanım. Abdullah amca Esra babamın ben. Babamın kulakları az duyuyor. Tamam. Avukat hanım. Buyurun. Beni dinle nasıl? Dinliyorum, buyurun. Öyle evlendirdim. Yıllar önce. Yani 5 ay içerisinde İstanbul, Üsküdar, Osakpaşa mahallesinde bir arsa aldım. Üzerine kendim elimle bir gazel yaptım. Onlar terliğine verdim. Babacım benim altın... Suriye'ye gittiler çalışmaya. Babacım benim altınlarımı aldın. Düğün altınlarımı ya. Buyurun. Açılana geldiler bir ozuna durdular. 6 yılda geldikten sonra eli sattılar. Parasını gittiler, havuzluyu da yediler. Kimdeyim? Budur. Ya babacığım. Benim düğün altınlarımla aldın bana Esat Paşa'daki arsayı. Zeki'ye. Dur bir saniye dinleyelim. Evet. Daha sonra bundan 4-5 sene önce orduya geldi. Evet. Bir daire buldu, evim yok dedi. Bir daire aldık, buldu, ben parasını verdim. Evet. Tamam, 38 bin TL'ye bir oda bir mutfak aldı bana. Tamam. Ya kızım, dacık. Sonra satıyor. Baba sonra sen orayı satıyorsun. Sen de aldın. Ben davranın parasını verdim. İçinde 2 sene durdu. Durduktan sonra kalktı. Kalktı dedi ki buradan geliyor baba dedi. Burayı satalım. Baba su basıyordu. Su basıyordu orayı. Bodrum'du. Babacım doğru konuşalım. Bodrum'du ve su basıyordu. Oturana ayda 2 defa söylemeyeyim yani suyu basıyordu Esra Hanım. Oturamadı. Bir daire aldınız ordudan. Oraya yerleşti. 2 yıl sonra sattı mı orayı? Sattık parasını aldı gitti onu da yedi. 40 bin lira verdi bana. Benim payım babacığım. Benim şirketim fabrikam vardı. Ben oğullarımın hakkını kızlarımın hakkını da yedirdim. Benimkini yedirdim baba, tehdit bile ettiler bu beni. Arada, yani bunun haricinde ben söylüyorum. Türkiye yalan. Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yasalar var, kanunlar var. Hakkını da varsa adalete gitsin. Gideceğim baba. 40 bin lira mıydı benim? Babacım benim. Sözünü kesme. Babacım. Dinle. Ne yaptın bunu? Sattın sattın dedim de. Ben bir şey satmadım babacım. Bana bak. Esat Paşa'yı. Esra Hanım inanmıyorum. Abdullah amca şunu mu söylüyorsunuz? Ben Emel'e de hakkı olanı verdim ama Emel bunları sattı, elinde tutamadı ve yedi diyorsunuz. Yalan söylüyor, yalan söylüyor babam. Benim altınlarımı, düğündeki takılarımı... Avukat hanım, yalan söylüyorsam hukuk var, hakim var, yemin mahkemesi var. Ben giderim yemine. Abdullah Bey. Babacım ben yemine gideceğim. Usanmadım mı? Öncelikle sakin ol. Baba. Siz Ahmet Remzi beni neden küfürlere tuttu? Neden küfürlere? Dinler misin? Ben de evladınım. Az dinle beni. Esat Paşa'yı alınırken benim düğün altınlarımı aldın. Esat Paşa benim paramla alındı. Beş sene birazcık. Hatta Zeki. Hatta babacığım bir dakika baba. Beş sene birazcık. Bir arsa alıyor, bir bina yapıyor mu? Baba, hatta Zeki'nin arsasını bile benim altın.
Peki Abdullah evet, amca. Evet geç onları geç. Abdullah amca oğullarınızdan biriyle mahkemelik misiniz? Yine benzer problemler hayır, var mı? Hayır yapan Esra Hanım. Ha? Oğlunuzla mahkemelik misiniz? Evet. Hangisiyle? Görelim Ahmet çıkar. Çetkinler. Ahmet Çetkinler. Ahmet'le. Size, evet. Sizden vekalet alan oğlunuz değil mi? Bu satışı gerçekleştiren oğlunuzla mı? Evet. Sizin haberiniz yok muydu bu satışın yapıldığından? Vardı Esra Hanım. Efendim? Yoktu. Vardı Esra Hanım bir ya. Bir saniye. Bu satışın yapıldığından of, haberiniz of, yoktu. Efendim. Vardı baba. Vardı. Baba peki. Neden... Adıttırdın baba. Remzi Ahmet. Bir saniye Emel Hanım konuşturmayacağım beddua ederseniz. Abdullah amca şunu sormak istiyorum size. Siz hayattayken niye kardeşler arasında bu miras kavgası başladı? He? Siz daha hayattasınız. He. Allah size ömürler versin. Sağ niye olun. Kardeşler arasında bu miras kavgası başladı? He. Bunu duyuramadım da onun için. Efendim? Ben bunu doyuramadım. Emel'i mi doyuramadınız? Beni mi Remzi ya? Beni çamurcu kızım çamurcu. Baba ya geç ya ben sana... Adam geleceğim. Esra Hanım bir müsaade etse bir şey söylemek istiyorum. Baba ya geç ya kendi malımı sattım ben ya. Babacım madem neden ben sana diyordum 4 yıldır seni sıkıştırıyordu çocuk. Ahmet'le Remzi. O zaman ben niye sana babacığım sen onları duyma malın senindir. Satmaya kalkma diyordum. Esra Hanım satmaya kalkma diyordum. Çok enteresan baba, yalan yani konuşuyorsun. İnsan başka bir sorgulamayı da. Efendim? Baba yalan konuşma babacığım. Babacığım. Abdullah amca. Abdullah amca. Ben de gelirsin mahkemeye yalan konuşuyorsam. Ben konuşmuyorum sen de konuşma baba. Ben babacığım ben babacı ve anacı bir evlattım. Diğer çocuklarından en çok ben düşkündüm size. Valla bunu... Ya sen... Sen hayatta bir şeyi çaktın mı? Sen benden ne istiyorsun? Benden gizli... Baba, benden gizli niye satıldı? Ben daha işim gücüm yok. Fabrikayı kapattım. Abdullah amca, oğlunuz vekalet aktini kötüye mi kullandı? Vekaleti kötüye mi kullandı bu satışı gerçekleştirirken? Evet. Onu mu söylemek şöyle, istiyorsunuz? Noter Hanım, vekalet vermedim ben. Ben kooperatifin dosyasına şerh verdim, şerh. Toplantılara girersin diye. Dinliyor musun? Evet. Neye girilsin diye? Şimdi 30 seneden beri kooperatif bize papiyi vermedi. Onlar açıldı dedi. Şefete. Dedim ki oğlum kapıyı tek kişiye veriyorlar ama benim gününden yarın orduya gideyim dedim. Sen dedim buraya sana yetki vereyim dedim. Sen dedim toplantılara gir. Toplaştan ben olsam toplaştan. O seller yapıldı. Buralardan bize pay verecekler. Ondan sonra aldığımız parayı dedim satarız dedim. Yani uğraşamak bundan fazla dedim. İş yeri kalsın dedim. Tamam dedi ola dedi. Ondan sonra o benim verdiğim şerh üzerinden şey üzerinden yeri kovu şeyi sattı. Şu anda ondan dava açtım. Aileyi zarara uğrattı. İnanmıyorum baba oğluna dava açtığına. Yalan söyleme. Ya niye yalan söylüyorsun? Yok inanmıyorum. Bir saniye. Biz Esra Hanım bir yıldır dava açılmış. Ortada bir şey yok. Ne istiyorsunuz Emel Hanım? Ne istiyorum biliyor musunuz Esra Hanım? Mesela erkek kardeşim boynuna mı yapışsın istiyorsunuz bundan dolayı? Şöyle bir şey. 85 yaşında durumu anlatmaya çalışıyor. Ama kardeşlerim o halde madem neden erkek kardeşlerim bana küfür yağdırdı? Niye tehdit ettiler beni Esra Hanım? Ama açtım diyor adamcağız. Biz de soruyoruz mahkemelik misiniz? Tamam açtıysa görelim. Şey demiyorum. Buyurun. Bekle. Buyurun. Ordu Barolar Birliği'nde avukat Kerim Topçuoğlu. Kerim Topçuoğlu. Mahkeme hakkında soru sorabilirsiniz. Peki. Baba açmış mıyım açmamış mıyım? Oraya gelip de böyle alangirli
Baba ben seni... Konuşmasın. Ben babaya düşkün evlatım, anaya babaya. Ben alengir yapmıyorum, doğru olalım. Neden Remzi Ahmet o zaman bana dedi ki... Senin Esra Hanım, senin babamın hiçbir mallarında hakkın yok. Öteki tarafları da satacağız, sana vermeyeceğiz dedi. Remzi Keskin, ya Ahmet Keskin dedi. Emel Hanım şimdi hani... Ben de evladım Esra Hanım. Tabii ki siz de evladınız. Ben en büyüğüm. Kardeşlerimi kucağımda büyüttüm. Özellikle anonsa girerken söylediğim cümle şu. Evet. Baba daha hayatta. Evet. Adam yani yaşıyor. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Hayır, demek yine bak bir hile vardır ama bu hile... O zaman ötekiler yani, niye yaptı baba babam sağken? Soruyorum. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Emel Hanım madem... Çok özür dilerim. Dışlanma. Ya bu konuda madem atıldım. Babacısınız, annecisiniz. Evet öyleydim zaten. Şu durumda babanız da kardeşleriniz tarafından mağdur edilmiş. Şu an babanıza ifşa edeceğiniz yere çünkü. Babanızın yanında durup da mahkemelere koşturun. Adamcağız hasta. Ama yanına çağırmıyor. Bana dedim ki baba ben çünkü neyim dedim. Çünkü siz hala kapalı babayı dinlemiyorsunuz. Söylenmeden gizli mal sattınız. Babanız baba da dolandırıldığını ama söylüyor. Ama adamcağız diyor ki ben o Ahmet sattı Emel diyor Hanım. Yani hileli yaptı bu işi. Ahmet sattıysa Esra Hanım çıksın babam aha kızım evraklarım mahkeme kağıtlarım verdim gel birlikte gidelim desin. Emel Hanım. O yok ortada. Babam yalan söylüyor. Onları kayırıyor. Emel Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Mehmet gerçekten. Ben Esra Hanım bir şey söylemek istiyorum. Oturun Mehmet Bey'le konuşacağım. Özür diliyorum. Buyurun Mehmet Hanım. Efendim ölmeden miras olmaz. Olmaz onlar sus, yapmışlar. Sus bakayım. Ya abicim anlıyorum. Ben avukatım kızım hep dur. Hep babama evet, özür dilerim. Affedersin. İnsanlar sağlığında, mallar üzerinde dilediği gibi tasarruf ederler. Evet. Burada kimsenin hakkı yok ama... Eğer muvazaa dediğimiz bir işlem var. Evet. Eğer bir adam malını hibe ettiği halde oğluna kızına evet. satış gibi göstermişse buna muvazaa hileli satış deriz. Evet. Ölümünden sonra ölümünden evvel hiç kimse bir dava açamaz ben karışamaz müdahale edemez. Ben de öyle biliyordum. Ölümünden abi. Sonra mirastan mahrum bırakılanlar alması icap eden hakkı alamayanlar evet. tenkis davası dediğimiz karşı evet. dava açabilirler. Onun için hanımefendinin bu arada bağırıp çağırmasının kimseye bir... Ha, eğer vekalet yetkisini kötüye kullanmışsa oğlu, evet. onunla arasındaki dava ayrı. Vekalet yetkisini kötüye kullanması... Bunu da biraz önce canlı yayında da belirtti zaten. Ancak tapu da çok dikkat, bu ülkedeki çok dikkatli kurumlardan birisi tapu daireleridir. Evet. En ufak bir... Bekleyin lütfen. En ufak bir eksik, bir harf eksik olsa işlemleri yapmazlar. Evet. Demek ki doğru bir yetki vermiş ki İstoç evet. dedikleri yerdeki malı satmış. Dükkanı satmış. Onun için... İnsanlar ölmeden mirası da olmaz, mirasçısı evet. da olmaz. Teşekkür ederim efendim. Şunu ben işte benim ama şaşırdığım bu. Yani siz doğru yaklaşıyorsunuz mesela. Ölmeden diyoruz. Biz de onu söylüyorum ben. Hani miras dediğin şey He. işte sonrasında. Efendim hukuk mantıktır. Bir mantığınızı uymuyorsa hukuka da uymaz zaten. Siz doğru yaklaşıyordunuz. Emel Hanım Hayır, bir komple ama Mehmet Hanımca ben insani yaklaşıyorum. Yani evet. bir insanın babası, anası yaşarken mal satılmaya gidilir mi? Çalıştığı, ettiği... Göz konur mu ya? Onların varmış ya. İşte. Emel Hanım. Varmış işte onların. Emel Hanım. Bu ülkede ama binlerce şimdi... milyonlarca evde iki kardeşi birbirine düşüren bir tek şey var o da miras. Miras mal değil mi? Evet. Emel Hanım bir oğlum şey söyleyebilir miyim? Oğlum deli malın eylesin, oğlum akıllı malın eylesin. Sat ye kardeşim. Oğlum deli malın eylesin. Deliyse satar yer zaten. Evet. Oğlum akıllı neyse akıllıysa zaten mal sahibi olur. Aa bravo. Emel Hanım abi. Kardeşiniz bir hata yapıyor ve gerçekten babanızın hakkı olan... Bir yeri sattırıyor. Hı-hı. Ve bunlar da diğer kardeşleriniz bu suça ortak oluyor. Hepsi ortak. De, ama siz de bunun suç olduğunu bile bile adamın haberi yokken zorla satılmış bir şeye ortak olmak istiyorsunuz. Faturayı bu, babaya bir kere, çıkartıyor. Evet ben yani bu babanızın haberi olmadan yapılmış bir şey. Burada babanızın suçu yok. Sizin onun daha çok yanında olmanız gerekiyor. Ama şu an parayı bunu bırakın babam yani. Babam telefonu yüzüme kapatı evet. diyorum. Siz de buraya para çünkü için çıktınız. Çünkü bende kuşku uyandırıyor. Babam çocuk diğerleriyle birlik yapıyor. Çünkü bizim damatlar gitmiş onlar yapmışlar satışı. Müşteriyi getiren iki damatlar. Mehmet İmamoğlu bizim ailenin mali müşaviri. Tamam da siz de bu suçu ortak olmak istiyorsunuz şu an. Kardeşimin kocası. Zekiye'nin eşi. Esra acaba Hanım. Üslupla alakalı bir sıkıntı oldu mu şimdi? Oldu. Özellikle şunu sordum. Normalde tehditler hani savcılıkta. Bu konuya kadar kardeşlik ilişkileriniz nasıldı?
Berbat. Ha bu konuya kadar mı? Evet. Sadece Zeki İmamoğlu ile konuşmuyordum. 23-24 yıldır. Benim 23 sene, bir saniye, diğer kardeşlerimle hepsiyle iyiydik. Zeki İmamoğlu ile yıllar önce Zeki İmamoğlu ve kocası Mehmet İmamoğlu 60 bin mark para verdim onlara. Bitmiş batmışlardı Esra Hanım. Ağlıyordu kız kardeşim, o bacım benim. Isıydanız. Ben Avrupa'dan aşağı ilk gittiğim yıllarda Avusturya yurt dışına. Harıl harıl eşim rahmetliyle çalıştık. Çocuklarımıza götürdük, para kazanıyoruz ama çok güzel para kazanıyoruz. Zaten hemen para deyince gözüm pırlı, şey yapıyor, parlıyor. Ya ben Esra Hanım, ben paracı birisi değilim. Ha? Hayır, öyle algılamayın. Ama çok güzel ondan para kazanıyoruz. Yani şöyle yani. Sanki para şey fırına veriyor hani, onları yani. Aynen. Basıyoruz gibi. Şey evet, biz dinlemek ama istiyorum. Ama ailemdeki şahıslar öyle peki, düşünüyor beni yani. Para makinesi gitti ya yurt dışına. Peki gittin, Zeki'ye para verdin kız kardeşine. 60 bin mark paramı aldılar. İki seferde verdim. Bunlar tamam, bitmişler. İcra gelmiş tamam, evlerine, barklarına neyse. Olabilir. Verdim, alamadık. 6 ay sonra paranı vereceğiz abla dediler. Tamam. Kız kardeşimi kendi eline saydım ben bu paraları. Evet. Bankadan çekip. 6 ay geçti, yok. Başladık kavgaya aramızda. Paramı vermiyorlar. Peki mesela o sırada paranızı vermiyorlar ama ya Zekiye senin sıkıntın varsa önemli değil, ben senden sonra diyorum. Alırım. Diyorum. Ama 6 yıl geçti, 10 yıl. Hala mı sıkıntı Esra Hanım? Benim de bir eşim çocuklarım var. 10 yıl geçti, 15 yıl geçti. Eşim rahmetlinin eline 2000 TL para vermiş. Mehmet İmamoğlu kuyumcu dükkanında çalışıyor. Sultanbeyli'de orada. Aslında şunu merak ediyorum. Kız kardeşinizle de aranızdaki 23 yıllık küslüğün sebebi para. Evet, benim haklarımı yemesinler, ödesinler. Bakın Esra Hanım, biz Almanya'ya gidiyoruz, yabancıyız. Bir saniye. Lütfen bekleyin. Biz Almanya'ya gidiyoruz, gurbet orası. Ama buradaki insanlara göre Avrupa, Almanya, ne kadar büyük, öyle değil. Almanya'ya gidiyoruz, yabancıyız. Türkiye'ye geliyoruz, Almancıyız. Bizde para çok gibi. Öyle değil. Benim hakkımı yemesinler ailemdekiler. Ben hepsine, ben babama da, kardeşlerime de hepsine, hele kız kardeşime o Zeki İmamoğlu'na da verdiğim paralarımı bile alamadım. Eşimin eline Mehmet İmamoğlu 2000 TL para verdi. 2000 TL. Peki diğer gönderdi, bitti. Bir para bulamış, onların üstüne olmadı. Oturdular. Emine Hanım şimdi sizin bakın öncelikle ön yargılarınızdan sıyrılın. Bunları karşınızdaki bakın lütfen. Kardeşim, karşınızdakiler düşmanı, kardeşleriniz ve babanız. Babanızın evet, iddiası şu. Ben babamı kırmak hiç bakın, istemiyorum. Bir komple aslında teorisiyle geldiniz. Zaten benim kimliğim çalındı. Kimliğimle sanki bir bağlantılı, böyle sizin de orada hisseniz varmış gibi. Sizin haberiniz olmadan mallar satın. Ya bakın onun da nüfus cüzdanınızın kaybolmasıyla babanızın üzerine olan bir yerde sizin nüfusunuzla ne alakası var? Peki o olmayabilir onu dedik. Onu unutun bir kere. Onu tamam, şeyden kafadan silecek. Yani, tamam, ben onu kabul ediyorum. Babanızın iddiası da şu. Babanızla iletişimi şurada koparıyorsunuz. Babanız diyor ki ben evlatlarım arasında açıklaması o telefondaki. Ben yapıyor, ayırım yapmadım. Yapıyor. Zamanında emele de elimden gelin. Lütfen biz sizi dinledik. Sizi onları dinleyin da yaptı ama Hülya Hanım. Onları da elinden geleni yaptı. Müsaade ederseniz anlatayım. Ya bana yaptı, benim altınlarımı alarak bana o şeyde Kadıköy'deki arsa yaptı. Bakın yardımımı sonuçta yaptım ama şu anki Emel'in iddia ettiği olayda zaten benim rızam yok. Ben dava açtım. Oğluma da dava açtım. O zaman açtım, öyle desin bana. Nerede benim babam? Ama 8 siz, aydır Hülya Hanım siz nerede? Siz direkt derseniz ki sen evladını ayırıyorsun, ayırdı kayırıyorsun. Ya, böyle yapıyorsun, 84 ayırıyor. 84 yaşındaki birine bakın olayı irdelemiyorsunuz. İlk önce bir konuşma ve usubu karşı tarafa müsaade edin. Bir şey söyleyeceğim bak. Şu, şu an olaya bile kadar babaya hiç saygısızlık yapmadım. Şu an bile babanıza dedik ki ya amcacığım dedik. Hı. Oğullarından birine mahkeme açtım, evet açtım göreceğim, dedi. Göreceğim, göstersin. Bak evraklar var, şeyler var, getirsin. Göreyim. Emel Hanım hala para. Açtın mı dedi. İş yapıldı dedi. Tamam mı? Hı. Hileli satış yapıldı. Benim rızamın dışında. Zaten bu miras davası. Biraz önce Mehmet Ali Bey de avukatlık mesleğinin yıllarını vermiş. Bu anlamda öngörüsü olan, tabii bilgisi deneyim olan. Tabii ki muhakkaklar. Onlar daha zaten tabii ki. Baba ya da anne ölmeden böyle bir miras paylaşımı gibi bir durum söz konusu olamaz. Dolayısıyla burada hileli bir durum olduğu için bu babanın malı satılmış. Burada başka bir şey var. Bunu neyi bu ilişki babanızla alakalı değil. Babanız da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Sizin tam tersi bu süreçte kardeşlerinizle beraber babanızla olup bu sorunu hallediyor olmanız lazım. Babamla olamıyorum ki. Zaten belli, daha dava aşamasında. Evet. Bir de Esra Hanım. Çok yaşayın. Abi bir şeye değindi. Babanız hatta.
8 Hatta aydır mı? Konuşmuyorsunuz. Tamam, bir dakika baba, bekle Hatta. Esra Hanım. Eşbillah Neşet Hanım. Ya Esra Hanım, kusura bakmayın ama çok doluyum gerçekten. Güceniyorum. Neye ben de onun evladıyım. Yalan niye söyleniyor diyorum. Peki baban şu anda sana 400 milyonu çıkarsa, önüne koysa. Her şey para değil. Mi? Anladım ne demek istediğinizi. Ne dedin? Her şey para değildir. Emel Hanım, tabii ki anne baba. Size? Söyle. Neden bu kadar dünya malına tamah ediyorsunuz? Ya ben değil, onlar tamah etmiş, benden gizli yapmışlar zaten. Ama hala ben de peşindesiniz. Esra Hanım, diğer dört kardeşe de aynı miktarda para verildi mi? Yoksa dört kardeşinizden biri mi aldı parayı? Soralım Abdullah Bey, Abdullah hepsi amca. Aldı abicim, hepsi aldı mı? O zaman emin burada... Misin? Eminim. O zaman Emel Hakkı neden abla şimdi dört Esra kardeş Hanım, alıyorsa... Damatlar neden beni tehdit ettirdi? Mehmet İmamoğlu'nun kardeşi Ercan İmamoğlu'nun küfürleri benim çantamda, telefonumda. Savcılığa verdim ya. Ha? Mehmet İmamoğlu beni niye tehdit etti Faruk Ceylan? Emel Hanım. Baba, bilmediğin şeyler var. Lütfen babacığım. Anlatayım da dinle. Belki bilmiyorsundur. Ha. Ben ön tarafı ısmayan şeyi dinlemem. Dinlemiyorsan kapat babacığım. He? Sen bilirsin ya, zorlayamam ki seni. Efendim. Kapat. Bir şey sorabilir miyim? Bu İstoç'taki neredeki dükkan satılıp diğer kardeşler bunu pay ettiler mi? Ettiler Esra Hanım, ne? Ettiler. Hayır, haberimiz yok. Ettiler haberimiz baba. Haberimiz yok. Bir tek bu Ahmet Keskin'in yaptığı bir şey mi? Çıkartsın ortaya. Bir tek Ahmet Keskin'in satışını yaptığı bir şey mi? Evet. Diğer kardeşlerin bu konuyla bir ilişiği yok. Var. Faruk, Remzi, hepsi beni indik. Hepsi burada babacığım. Adresi verdim. Savcılık Esra Hanım. Abdullah amca, sen hiç kendini yorma. Telefonu kapat, ben alacağım mesajı aldım. Tamam. Esra Hanım. Şimdi diyor ki, bu işi yapan Ahmet Keskin'dir diyor. Yanlış mı duyduk? Ahmet Keskin kimdir Emel Türkmen? Esra Hanım, Ahmet Keskin erkek kardeşim. Peki, Ahmet Keskin. Ama damatlar, kızlar hepsi birlik yaptırdılar kardeşlerimle. Emel Hanım, siz İnanıyorum böyle yaklaşıyorsanız ben. Belki de bıkmışlardır sizin çenenizden. Şimdi ya. Yapıyorum. Daha önce böyle bir şey yapmadık ki Esra Hanım. Adamcağız Emel diyor ki benimle alakası yok Emel diyor ya. Ya Esra Hanım, babam siz yalan söylüyor diyorum. Nereden biliyorsunuz? Onlardan çekiniyor babam. Emel yalan Hanım, söylüyor Esra Hanım. Emel abla 85 yaş. Açtıysa göster adamı... tamam çıksın ortaya. Görelim. Kendi malı niye çekiyor? Abdullah amca. Hukuk da vardır. Adliyede göstersin Emel görelim. Emel Hanım, bir dakika. Adam size ben bir şey söyleyeceğim Esra abla. Abdullah Bey telefon attığında Abdullah amca. Tanışmış didinmiş size vermek zorundan mı tekrar. Ya o zaman beni evlatlık kütüğünden silecek abicim. O zaman gideceksin, sen de çalışacaksın, sen de çocukların hakkını sana vereceksin. O başka bir şey, o başka. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah korusun. Ablacığım bu ne kadar... Esra Hanım, iki tane çocuğunuz var değil mi? Yani bir babanın yaşayabileceği, Allah hiç kimseye vermesin. Ya ben babama da kızmıyorum. Uzak. Bir babanın yaşayabileceği en zor durumlardan biri. Ayıp ya, ayıp. Adamı onlar yaptılar Esra Hanım. Ayıp bir şey Esra Hanım. Onlar yaptılar, diğer kardeşlerim yaptılar. Ablacığım, diğer kardeşler yaptıysa sen örnek olacaksın, yapmayacaksın. Diğer kardeşler yayına bağlansınlar, çok rica ediyorum. Siz ikna olmakla zorlanıyor olabilir misiniz? Demek istiyor ki arkadaş, diğer kardeşler sana küfür de etse, neler var Esra Hanım? Kimse? Telefonumda. Üzerine taciz de var bana. Ablacığım, sana kimse küfür etmesin. Ya arkadaşlar, tamam. Abdullah amca sadece CD'leri ben çıkaralım. CD'ler kurdu, yemin ederim bir yudum su içeceğim üst üste konuşmayın. Ne paraymış ya, var ya. Abdullah amca. Ha? Tekrar sormak istediğiniz bir soru varsa. Hülya Hanım soru soracak, bir saniye. Abdullah amca, bu Emel Hanım sizin yanınıza geldiğinde, sizinle birlikte yaşamaya başladığında... Mal varlığınızla ilgili konularda sizi bilgi ya da idare etmeye çalıştı mı? Hayır. İşte kiralarınızdır, mülklerinizdir. Böyle bir isteği sizden oldu mu? Baba, ben ilgileneyim sizin mal varlığınızla, kiracılarınızla ben muhatap olayım, paraları ben alayım. Hayır, öyle bir şey yok. Yok mu? Hatta hayır. Zekiler, Suzanlar, Remzi, Ahmet, İstoç'u sat baba, para lazım İstoç'u. Ama ben ne diyordum babacığım sana? Bir dakika. Konuşma. Baba, ben sana satma baba, sen sağken malların senindir. Sen ölünce paylaş.
anlaşılır diyordum. Abdullah amca, bu dava hangi mahkemede görülüyor? Emine Hanım, çünkü inanmak istiyorum. İnanmak istiyorum ben. Ben bir şey söyleyeyim. Dışlanıp dışlanmadığıma inanacağım. Ordu Barolar Birliği'ne kayıtlı Kerim Topçuoğlu. Tamam, şimdi biz onunla bağlantıya geçip bütün her şeyi hanımefendi Emel Hanım'a aktaracağız. Ama Emel Hanım'ın en büyük şüphesi şu. Evet. Siz bunu kendi gönül rızanızla sattınız. Diğer aynen. dört tane çocuğunuza verdiniz. Emel'i kayırdınız. Aynen. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle babacığım. Ya yani yok diyor ya. Allah Allah. Öyle. Ay, çok özür dilerim. Amcacığım, siz diyorsunuz ki benim oğlum Ahmet Keskin bunu sattı kendince. Hileli satış yaptı. Diğer çocukların da haberi yok, değil mi? Evet. Ya 85 yaşında bir adam niye yalan söylesin ya? Ya Esra Hanım, ispat etsin benim babam o. Hadi göstersin. Neden 9 aydır ortada yok? Peki Abdullah amcacığım, bu dükkanın satışı yapıldığında para size teslim edildi mi? Hayır. Hayır, ben haberim yok. Bak, adamcağızın hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü gasp ettiler elinden senin. Niye oldu Esra Hanım? Peki. Paylaşıyor diğer dört tanesi gaspı, aldı parayı. Abdullah amcacığım, diğer çocuklar da aynı sorunu biliyorlar mı? Zekiye, onlarda da bu problem var mı? Hepsi biliyor. Hayır, onlar da mahkemeye şart. Bunlar da benden beraber. Onlar Ahmet'i mi mahkemeye verdiler? Ordu da. Ne? Ordu da mahkemeye. Avukat Kerim'e sorun. Sizin şahitleriniz kimler? Şahitlerim kimler? Şahidim Remzi Keskin. Ha, oğlun. Evet. İmdat Hoca. Köyden. Evet. Kızınız da şahidiniz mi bu olayda? Aynen. Ne? Kızınız da Zekiye Hanım da şahit mi? Hayır. Değil. Peki onlar Ahmet'le konuşuyorlar mı? Görüşüyorlar mı? Görüşüyorlar. Hayır, artık konuşmuyorlar. Bütün çocuk kardeşler birbirine küs mü bu durumdan dolayı? Yalan. Evet, bu durumdan değil. Neden küs? Neden olduğunu ona sor. Şunu baba soracağım. Neden? Ahmet'le Zekiye, diğer kardeşin adı neydi? Dur. Bir Remzi, saniye. Remzi, Ahmet. Dur, Abdullah amca. Esra Hanım. Bir saniye Abdullah amca. Bana ne soracaksın ya? Abdullah amcacığım, Ahmet'le Suzan, Zekiye, Remzi küsler mi? Hayır, hepsi birlikte. Ya size mi soruyorum hanımefendi ya? Amcacığım, diğer çocuklar oğullarınız Zekiye, Suzan, Remzi, Ahmet'e küsler mi? Hayır, onlar konuşuyor. Aralarında yalnız, problem var mı? Yalnız Emel konuşuyor. Yalnız Emel konuşuyor. Peki, Ahmet'in bu satışı yaptığını öğrendi mi kardeşler? Evet. Ona sitem ettiler mi bu konuda? Suzan'ın beyi de şahit, bilir kişi. Parayı abi, satıştan sonra parayı paylaştılar mı? Hayır, haberimiz yok. Sizin haberiniz yok. Hiç kimsenin haberi yok. Peki bu işi Ahmet tek başına mı yaptı oğlunuz? Evet. Parayı da kendine mi aldı sattıktan sonra? Evet, orada da hanımına verilen araba aldı. Hanımıyla evli araba aldılar sattıktan sonra. Evet. Peki hanımıyla Ahmet, araba aldılar. Peki Ahmet ne iş yapar? Hiçbir iş yapmaz. Peki. Sormak istediğiniz soru var mı? Ama burada sıkıntı olan, yani Emel Hanım'ın bu kadar bas bas bağırıp diğer kardeşlerin niye Ahmet'le görüşüyor olması. Saf dışı bırakıldım ya. İnanıyorum çünkü görüşüyorlar Esra Hanım. Söyle Mehmet Ali amcacığım. Şimdi efendim, bir insan malını mülkünü gayrimenkul özellikle birine vekalet vermek suretiyle sattırılabilir. İlla da tapuya gidip satmak zorunda değil. Evet. Malımı almaya satmaya diye bir vekalet verir. Bu vekil malı sattıktan sonra mal sahibine gelip ibra alması lazım. Ben malını sattırdım, vekilimden paramı aldım diye. Demesin. Buradaki dava. İstese yapabiliyor, yapmıyor. Dur bak güzel kardeşim, dur canım bacım. Babam yapmıyor çünkü birlik yapmıyor. Eşim diyor ki bir nokta koysun konuşmasına diyor. Tamam.